ZTE'nin Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmış olduğu yeni akıllı telefonlardan bir tanesi de elimde tutmuş olduğum ZTE Blade V7. ZTE'nin Blade modellerini uzun zamandır takip ediyoruz. Birkaç nesildir bu modeller var ve hatta Türkiye'deki bazı mobil operatör markalı telefonların temelinde Blade serisi telefonlar olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Blade V7 de belki ileriki zamanlarda mobil operatörlerin markasını taşıyan bir telefon olarak görmemiz mümkün olabilir. Bunu belirtelim. ZTE Blade V7'nin tasarım anlamında oldukça ilginç, hibrit görünümü bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Arkadan baktığınızda biraz TT175'i, yine ZTE üretimi bir telefonu andırıyor. Önden bakınca bu sefer Turkcell T60, Vodafone Smart 6 Plus gibi yine ZTE üretimi cihazları andırıyor. Bu şekilde bir hibrit tasarım yer almış ZTE Blade V7'de. ZTE Blade V7'de 5.2 inç Full HD ekran yer alıyor. Bu Full HD ekranın üstünü 2.5'te kavisli cam kaplıyor. Bu da ZTE Blade V7'nin biraz daha çekici görünmesine olanak sağlıyor. Telefon yeteri kadar ince, tek elde de rahatlıkla tutup kullanmanız mümkün oluyor. ZTE Blade V7'de MediaTek işlemci bulunuyor. Bu MediaTek işlemci V7 Lite'dekine göre doğal olarak biraz da üstün özelliklere sahip. Bu işlemciye 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza da eşlik ediyor. ZTE Blade V7'nin arkasında yer alan kamera 13 megapiksel çözünürlük desteğine sahip. Aynı zamanda çift renkli LED flash bulunuyor. Kameranın 0.3 saniye gibi kısa sürede odaklama hızı bulunuyor. Böylelikle ZTE Blade V7 ile fotoğraf çekerken hızlı şekilde odaklayıp fotoğraf çekimi mümkün hale gelecektir. Blade V7'nin önünde ise 5 megapiksellik ikinci bir ön kamera bulunuyor. Bu ön kamerada ise ekranı flash olarak kullanmak mümkün. Tıpkı iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ta olduğu gibi selfie çekerken ekran ışığından yararlanarak ortamın biraz daha aydınlanmasını sağlayabilirsiniz. ZTE Blade V7'de Android 6.0 Marshmallow yüklü olarak geliyor ve bunun üzerinde de ZTE'nin kullanıcı arayüzünü görüyoruz. Marshmallow'la birlikte ZTE'de kullanıcı arayüzünde değişiklikler yapmış. Şimdiki ZTE kullanıcı arayüzü az da olsa Android'in saf arayüzünü andırıyor, ancak yine de ZTE'nin yoğun özelleştirmelerini görüyoruz. Uygulama menüsü bulunmuyor. Bütün uygulama kısa yolları, klasörler ve bileşenler ana ekran panellerine yerleştirilmiş. Siz de eğer isterseniz farklı ana ekran panelleri tanımlayarak bunları farklı uygulamalarla, bileşenlerle kategorilendirebilir. Böyle ZTE Blade V7'yi daha verimli şekilde kullanabilirsiniz. ZTE Blade V7 Lite'da parmak izi okuyucusu bulunmasına karşın ZTE Blade V7'de parmak izi okuyucusuna yer vermemiş. Bunu da ilginç bir karar olarak kayıtlara geçirmekte fayda var. ZTE giriş seviyesi Android telefonunda parmak izi okuyucusunun daha fazla tercih edileceğini düşünmüş olmalı ki o telefonda yer vermiş. Bu telefonda ise kamera özelliklerini zannediyoruz ki biraz daha ön plana çıkarmış. ZTE Blade V7 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Mobil Dünya Kongresi'nde gezintimize devam ediyoruz. Videolarımızı YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Aynı zamanda ön inceleme yazıları da teknoblog.com'da yer alıyor.